Merhaba, bu videomuzda USB üzerinden format atmayı göreceğiz. Sizin bu format işlemini gerçekleştirmeniz için elinizde bulunması gereken 4 tane şey var. Bunlardan birincisi işletim sisteminizi içeren CD veya DVD. İkincisi bir USB bellek, sizin buradan format atmanız gerekecek. 3 ve 4 olarak da 2 tane programa ihtiyacınız var sizin. Öncelikle CD'nizin bulunduğunu, USB'nizin bulunduğunu varsayıp direkt olarak programları görmeye başlayacağız, indirmeye başlayacağız. İlk programımız WinISO adı. Yazdığınızda ilk sırada zaten winiso.com adresinde çıkıyor. Bunu download kısmından siz bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Küçük bir dosya zaten. Daha sonra sahip olmanız gereken ikinci program Windows USB DVD Download Tool. Buna yazdığınızda ilk olarak Microsoft'un sitesi çıkacak karşınıza. Tıkladığınızda siz bu dosyayı aslında Microsoft'un kendi sitesi üzerinden indirmeyeceksiniz. Çünkü gördüğünüz gibi herhangi bir indirme kısmı yok burada. Sadece sizi farklı bir sayfaya yönlendiriyor bu installation kısmını anlatırken. Buna tıklayacaksınız. Ulaştığınız sayfada sizin Windows USB DVD Download Tool programı bulunuyor olacak. Siz de buradan bilgisayarınıza kaydedeceksiniz. Bu da küçük bir dosya aslında. Sağ tarafta Download'a tıkladığınızda indirme işleminiz başlayacaktır. Bu dosyaları edindikten sonra siz CD'nizi bilgisayarınıza takacaksınız. Bilgisayarınıza taktıktan sonra CD'nizi WinISO dediğimiz programı çalıştıracaksınız. Daha sonra hatırlatayım. Daha sonra diyeyim. Evet, karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada siz oluştura tıklarsanız eğer, öncelikle bir hangi kaynaktan, bir CD, DVD, drive seçin diyor, sürücü seçin diyor. Seçtim benim CD'min takılı olduğunu. Daha sonra dosya çıktı biçimi diyor. Ne olarak çıkacak bu dosya diyor. Bunlar arasından eğer ISO olarak gelirse burada olduğu gibi ellemeden bırakabilirsiniz. Bizim oluşturmak istediğimiz dosya tipi ISO uzantılı dosya tipidir. Dosya isminizi değiştirmek için veya dosyayı kaydettiğiniz yeri değiştirmek için bu yandaki 3 noktaya tıklarsınız. Buradan nereye kaydedeceğinizi seçersiniz. Ben masa üstüne kaydetmek istiyorum. Ve bunun ismini de Win7 yapmak istiyorum. Tamam dediğimde benim işlemim başlayacak. Gördüğünüz gibi işlemim başladı. 2-3 dakika kadar sürer maksimum. Bu işlem tamamlandığında sizin CD imajınız oluşmuş olacak ve biz bir sonraki aşamaya geçebileceğiz. İmaj işlemimizin oluşması tamamlandı. Dönüşüm başarılı dedi. Tamam diyorum ben buradan. Daha sonra bu programla işim bitti artık benim. Çünkü ben istediğim ISO dosyasını bakın burada elde ettim. Daha sonra öteki programa ihtiyacımız olacak bizim. Bunu da bulmak için Windows yazarsam eğer işte USB DVD Download Tool şeklinde çıkacak. Buna tıkladığımda küçük bir program penceresi açılacak burada. Biraz geç açılabilir tabii ki. Öncelikle diyor ki ISO dosyanızı seçin diyor, gösterin diyor bilgisayara. Browse kısmından siz ISO'yu kaydettiğiniz yeri buradan bulmalısınız. Ben masa üstüne kaydetmiştim gördüğünüz gibi. Win7 ISO yapmıştım adını. Çift tıkladım ve buraya geldim. Daha sonra devam etmek için Next kısmına tıklıyoruz. Burada medya tipini seçin diyor. Siz nereye kaydedeceksiniz bu ISO dosyasını? USB'ye mi yoksa DVD'ye mi şeklinde? USB'ye kaydetmek istiyorum ben. Daha sonra USB'nizin nerede bulunduğunu seçin diyor. Benimki H kısmındaymış. Çıkarılabilir disk işte bu kadar alan boş diyor. Başla dediğimde, begin copying dediğimde benim işlemim başlamış olacak. Başla diyorum ama diyor ki bana öncelikle bak diyor bunu eğer yaparsam diyor USB'nin içeriğindeki dosyaları silmem lazım diyor. Eğer yedeklemediyseniz dosyaları hayır deyip cancel deyip dosyalarınızı yedekledikten sonra devam edebilirsiniz. Devam diyorum ben. Emin misin diyor. Eminim diyorum ve benim USB oluşturma işlemim başlamış oluyor.
USB cihazımız başarılıyla oluşturuldu. Bundan sonra yapmamız gereken işlem aslında CD'den format yapma işlemiyle aynı. Öncelikle bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Yeniden başlatırken ilgili tuşa basarak, bu Escape, F2, F1, F9 gibi tuşlar olabilir, BIOS ekranına girmemiz lazım ve bilgisayarımızın başlangıcını USB cihazımızdan yapmasını sağlamamız lazım. Nasıl yapıyoruz bunu? BIOS ekranımıza girdik. Şöyle göstereyim. Yine ana kısmındayız biz. Sağ tarafa gelip boot ekranına gidiyoruz. Daha sonra burada Removable Devices var. Bunu artı eksi tuşlarıyla hareket ediyorduk bildiğiniz gibi. Eksiyle aşağıya, artıyla yukarı. Artıyla basarak en yukarı getiriyoruz. Daha sonra F10, bakın şurada F10 kaydet ve çık seçeneğimiz vardı. F10'a basarak da biz kaydedip yeniden bilgisayarımızı başlatarak format atma işlemine başlamış oluyoruz. Geri kalan işlemse aynı şekilde devam ediyor CD'dekiyle. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.